Geldim. Nihat'cığım kardeşim, ne haber ya? Nasılsın Beren? Allah aşkına Can abi, ne olursun elini ver. Abi nasılsın? Kapıyı kapayım abi. Kapa kapa. Soğuk girmesin abi, ne yaptı şuraya? İyi mi kardeşim? Ne yapıyorsun? Ayıp abi, ne yapalım? Bak ben sana küstüm. Niye abi? Üç gün oldu geleli, hiç uğramadın bana. Niye? Abi önce köye gittik, büyüklerin ellerinden öpmek lazım. Çocuklara da New York'tan arabalar marabalar aldım. Tibet kardeşime de araba aldım. Gel otur, gel. Bak al al. Kavrolet. Ay. Çok iyidir ha. Amerikan var. Gel kardeşim benim. Nihat'cığım benim. İyisin. Oh. Çok teşekkür ederim. Gel otur. Abi oturmam, rahatsız etme. Gel. Gel otur ya, iki dakika sohbet edelim. Daha program başlamadı. Gel. Şuradan mı gel? Aa, bak Tibet çok sevecek bunu. Mavi mavi gözleri gibi. Çok sağ ol. Anlat bakalım. Amerika'dan geldin ha? Evet abi, Amerika'dan geldi de çok dejenere olmuş be abi oralar. Çok kötü vallahi. Hiç bana gelmedi ya. Ya ben bilmiyorum, Amerika'yı görmedim ama televizyondan görüyorum, böyle gökdelenler var, geniş geniş sokaklar, büyük büyük araçlar, bol bol insan. Nesi kötü ya? Abi vallahi çok ama inanılmaz delcenereler ya bu adamlar. Hepsi katil olmuş abi, birbirlerine doğruyor insanlar. Ne biçim ben nefret, anlamadım. Haklısın ama Nihat'cığım, İstanbul'da çok farklı değil mi kardeşim? Yok abi, Amerika daha bir farklı. Geçenlerde bak bir olay oldu, anlatayım onu sana. Anlat bakalım. Beyaz bir kadın abi, şimdi o New York Times meydanını biliyor musun? Orada böyle bebeğini gezdiriyor, tamam mı? Bir tane böyle zenci bir arkadaş bunun çantasını aldı. Yapma be. Kaptı koşuyor böyle. Bizim burada kapkaç var ya, ondan orada kapkoş. Kapkoş. Kapıp koşuyor bunlar. Ondan sonra beni tabii dayanamadım abi, atılganız biraz, anlatabiliyor muyum? Bunun peşinden bir koşmuşum, tam o bir tane şey var orada. Özgürlük anıtı var böyle, bir bayan duruyor elinde kitap, elinde meşale böyle. Evet. Onun oraya kadar kovaladım ben bunu, tuttum böyle, bunun da onu indirdim, bu herif indi, herif bir de. Bunlar zenciler biliyorsun çok atletik oluyorlar. Bütün atletizm yarışmalarının birincileri bunlar yani. Evet. Ama bizim daha top oynamışlığımız falan vardır abi. Çünkü estağfurullah. Gücü var kardeşim. Estağfurullah abi, tabii ki abi. Sen ne dersen doğrudur abi. Doğru söylüyorsun. Ben bunun peşinden abi koştum, bunu indirdim. Benim sırtımda da bağlama vardı, tamam. Şimdi ben bunu bağlamayı indirdim, zenciyi indirdim, donunu indirdim, her şeyini indirdim. İndirdim bunu aşağı, kadın aldım çantasını verdim. Aferin be. Sonra bir döndüm. Abi sana inanır mısın? Ben diyeyim 20 kişi, sen de 30 kişi etrafımı bir sarmış bu zencinin arkadaşları. Hepsi zenci, böyle kaslı kaslı Kalaşnikov gibi adamlar abi. Ondan sonra ben bunlara şöyle bir baktım abi. Bunlar dedim, bıktım, bana dalacaklar. Nasıl kıvırayım? Hemen Orhan Gencebay'dan bir replik verdim abi. Arkadaşlar hazır mısınız dedim. Evet. Bunlar abi yemediler bunu. Baktım üzerime geliyorlar, dalacaklar. Kalktım abi böyle. Doresi sol hepimiz kardeşiz, bu öfke nerede ya dedim. Evet. Ondan sonra bir baktım abi, bu zenci böyle terminatör gibi adamlar başladı ağlamaya. Bu suç makinesi olan adamlar böyle sarıldılar, kaynaştılar. Sonra arkadaş dost olduk haliyle. Aferin be. Aferin be. Bak sen hiç Fırat'a benzemiyorsun. Seni çok seviyorum. Allah razı olsun. Hiç ikizin gibi olma. Gel bir öpeyim seni. Aferin. Abi işte, Fırat da çok dejenere olmuş bir insan. Kesinlikle. Ya. Hiç sevmiyorum adamı. Kusura bakma. Kardeşin ikizin ama yani çok bozuk. Ben böyle Amerikan şey şivesi, bilmem nesi falan. Peki bu kupa nerede? Camila gel. Bak kim geldi. Gel, günaydın gel. Bu kimdi bu böyle? Ha, Nihat. Bak kuzenim Camila. Evet. Azeri'dir kendisi. Merhaba bacım, nasılsın? Fırat'a benziyor. İkizi bahsediyordum ya, adam ÖSS 2006 birincisi. Hiç Fırat gibi değil bu adam. Hiç. Amerika'dan gelen bu çocuk da. Aynen ha? Öyle. Tehsilini alıp gelebildi. Aynen ama öyle. Çok oksuyor. Oksuyor derken otur. Çok bebeğen benziyor ama biraz tehlikeler geldi ama yine de. Şimdi sohbet ediyorduk. Nereden geldi bu kupa? Ha abi bu da ben Harlem'de dayanamadım, bir konser verdim bu zenci arkadaşlara. Duyuyor musun? Benim İngilizcem biliyorsun çok iyi, ana dilim gibi konuşuyorum. Biliyorum. Biraz da aksanını vuruyorum İngilizceyi. Bunlara türkü söyledim İngilizce, o yüzden ödül verdi bana zenci arkadaşlar. İngilizce türkü söyledin. İngilizce türkü söyledim. Ödül mü aldın? Evet. Bu bak görüyor musun Camila? Abuk subuk haberlerin hepsini gazeteye yazılı görsel basına yansıtıyorlar da bak Anadolu'nun bağrından kopmuş Nihat. İngilizce türkü söylemiş. Hangisini söyledin ben? Urfalı'ya mezelden. Bu basın da çok dejenere oldu abi. Bizi basına bir çıkarsalar böyle türkün gücünü her yerde gösteririz Erdoğan. Tamam. Nasıl söyledin peki İngilizce? İngilizce abi. I'm from Urfa. Bir dakika sesi alayım. Red on sina mi dola dore. Urfalı'yam, I'm from Urfa forever. Ya bu şekilde çok söylemişim. Iyi. Çok iyi. Bak çok güzel şey yapmışsın İngilizce. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum be Fırat. Allah razı olsun. Bak Fırat dedim. Gördün mü? O kadar geldik ya adam. Nihat kardeşim. Nihat. Evet. Ne zaman istersen gel. Eyvallah. Ne zaman istersen böyle bir kapıları ardına kadar açık. Allah razı olsun abi. Abi biliyorum i̇şte yayın var şimdi. Yayın var ama ben kaçayım, rahatsız etmeyeyim abi.
medeniyeti görüyor musun? Kaçayım bak, kusura bakma. Ya kardeşim benim, kardeşim. Evet. Çok memnun ettin, Tibet'e de vereceğim. Al tabii. Evet, Allah razı olsun. Ama dur, bırak o kupayı be. Ben gururla bahsedeyim bundan. Eyvallah. Yayın yapıyoruz, gururla bahsedeyim. Tabii abi. Türk'ün gücü. Eyvallah. Aferin be, aferin. Buraya baş köşeye koyuyorum. Kardeşimsin sen benim. Kamila bacım, iyi günler diliyorum. Bir ihtiyacınız olursa diyafondan serserden getireyim, tamam? Bacım. Evet bacım, tamam. Bacı, efendi adam çünkü. Evet. Hadi kardeşim. Caz abi, ihtiyacın emri falan olursa buradan hemen yetiş Nihat da koşarak gelirim abi. Tamam. Babaya, anneye, bütün kardeşlere, Fırat hariç herkese selam. Aleyküm selam abi, sağ ol, saygılar. Bak şuraya yazıyorum. Şuraya yazıyorum. Allah. İki hafta sonra sen de benim kadar bu çocuğu çok seviyorsun. Hayır. Fırat geldim. Çocuğum. Bak gör. Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk efendim. Çok önem veriyorum ben böyle şeylere. Çünkü çok Türkçenin nice. Yozlaşmaması gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Hoş geldin. Ay efendim, merhabalar. Şükür kalmışlar. Asansörün çalışmıyor ya. Çok yoruldum. Kusura bakma ya. Merdivenden çık. Ne bu böyle? Merhaba. Almıyorum üstüme gül bir şey. Yani. Aa, tam beklenerim geldi benim. Ne yaptın? Çok kısa bir şey söyleyeceğim içeri. Herkese merhaba. Ben sevdiğim geldi. Çok kısa bir şey söyleyeceğim ve hemen geçeceğim. Siz de dargınız ha. Ya Nihat'ı yayına alıyorsun, beni çağırmıyorsun Cez. İmkansız bir olay ya. Nihat'ın parmağı olamazsın kardeşim. Ya, parmağı, tırnağı. Bir şey söylemek için çok acil bir şey söyleyeceğim ve hemen gideceğim. Sen şunu bilmiyorsun ama Nihat her gün okulda. Bu ev çöp evi olacak Cez. Bu ev çöp evi olacak ve bizim asla çöpünüzü almayacak. Kapıcının oğlu bir de çok sevdiğim kardeşim. Bir ikizi sen var. Sen çok iyisin. Seni daha çok sevdim. Sadece Kamile'yi seviyorum. En iyisi budur. Artık dargınız. Ne haber? Ama ev benim bebeğim. Dargınız. Ev benim. Dargınız. Çöp ev artık. Burası bir çöp ev. Oldu. Hadi bakalım. Tamam. Buradan artık Fırat değil. Buradan artık Fırat değil. Nihat de dostum. Dargınız. Aa, gördün ne yaptın usanım. Eğer Nemine abla bir pasta çörek yaparsa aşağıya ola iyice ver, tamam mı? Dargınız. Bitti. Over. Finish. Aslında bu duyuruma çok sevindim. Bay bay. Komşumuzdur kendisi. Alara Hanım hoş geldiniz. Hayırdır pasta falan ne kadar güzel. Teşekkürler Cez. Sen çok çalışıyorsun, çok yoruluyorsun. Yani. Hani o yüzden Leyla Hanım'ın doğum günü. Ne? Eyvallah. Vallahi mi? İyi ki doğdun Leyla. İyi ki doğdun Leyla. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Leyla. 76'lı mısın sen de? Evet. Ben de. 32 bitirdim ben de. 33 diyorum. Sen de. Evet. Aa, çok güzel. O zaman 33, 40. Ay yanlış. Yüzyıllardır sulanmamış bir çiçek gibi. Açık denizlere mahkum bir balık gibi. Darma duman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle bekliyorum dönersin diye. Gidemem gönderme dedin, inanmadın bana. Gözlerim yaşlı, inan bir tek sana. Darma duman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle bekliyorum dönersin diye. Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın.